Merhabalar. Bu çalışmada önceki birkaç çalışmayla ilişkili olarak yine demokrasi ve otoriterlik üzerinden Brezilya örneğinden bahsedeceğim. Yine birkaç video önce bahsettiğim gibi bu konuda yapılmış çeşitli çalışmalarım var. Brezilya ile ilgili de Mülkiye Dergisi'nin son sayısında bir yazım yayınlanmıştı. Lula'dan Bolsonaro'ya Brezilya'da siyasal dönüşüm başlığıyla. Dileyen bu makaleyi de akademik metin okumak isteyenler de bakabilir. Şimdi Brezilya özellikle bu Covid sürecinde karantina uygulamaları veya uygulamamaları, salgınla ilgili önlemler alıp almama meselesinde oldukça gündeme geldi. Bolsonaro'nun tavırları, kararları aslında tabii ondan önce de başlayan belki seçim sürecinden bu yana devam eden çeşitli tavırlarıyla beraber, politikalarıyla, uygulamalarıyla beraber aslında kendisinden söz ettiren bir isim olmuştu. Tırnak içinde olumsuz anlamda tabii ki söz ettirmekten bahsediyorum. Burada bu noktada biraz da Brezilya'nın Trump'ı şeklinde bir tanımlama yavaş yavaş gelişmeye başladı. Onun o işte no brand tavrı, umursamaz tavrı, kafasına buyruk tavırlarıyla beraber demokrasilerde beklenmeyecek bir savrukluk veya İşte devlet adamlığına yakışmayacak tavırlarla eşleştirildi. Tabi aslında daha öncesi de var. Yani Amazon yangınları, Amazon ormanlarında süren yangınlarla ilgili küçümseyici ifadeleri, bu konuda yardım etmek isteyen, uluslararası gündem oluşturmaya çalışan Fransız Başkanı Macron'la ilgili, onun eşiyle ilgili tabi daha çok küçümseyici, aşağılayıcı ifadeleri. Ve yine seçim dönemindeki yani 2019'da göreve başladı Bolsonaro. Öncesindeki seçim kampanyaları ve bu süreçte açıkladığı ifadelerle, kullandığı ifadelerle ilginç bir siyasetçi portresi çizdi. Aslında bu ilginçlik biraz da tabii zamanın ruhu. Şaşırtıcı bir unsur da değil. Ama belki ondan önce Lula da Silva'nın işte Brezilya'da başkanlık yapan Lula da Silva'nın ve ondan sonra yine aynı şekilde İşçi Partisi'nin lideri olan kadın siyasetçi, kadın başkan Dilma Rousseff'in çizgisinden oldukça büyük bir sapmayı sembolize ediyordu. Ama bir yandan da dünyadaki gidişata da uygun bir tavır. Yani bu işte umursamazlık, hesap vermezlik, o sayısal gücüne yani halktan aldığı desteğin ona her şeyi yaptırabileceğine dair düşünce. Demokrasinin kurumsal yapısını umursamama, onun dışında sadece kendiyle ilgili meseleye odaklanma. Zaten demokrasiden otoriterleşmesi tartışması birazcık da bununla ilgili. Yani seçimden gelen güç size her şeyi yaptırabilir mi? Otoriterleşen demokrasiler evet yaptırabilir diyor. Çünkü ben halkımın sesini yansıtıyorum diyor. Aslında bu feodal dönemdeki işte monarşilerin, imparatorlukların, yerel derebeylerin belki de dayandığı temel noktaydı. Ama demokrasi böyle bir şey değil. Demokrasi daha kurumsal olarak ilerleyen, birbiriyle temas içerisinde olan mekanizmalar, kurumlar, hesap verme meselesi ve en nihayetinde tabii halka da bir hesap verme, sadece seçim zamanı değil, sivil toplumdaki tartışmaları da gözetme ve göz önünde bulundurmayla ilgili bir kavramdır. Daha toplu bir şekilde düşüneceğimiz, bütüncül bir şekilde düşüneceğimiz bir kavramdır. Sadece seçim anına indirgenecek bir kavram değildir. Ama işte Trump örneğinde olduğu gibi ve devamında Bolsonaro örneğinde olduğu gibi daha önce yine Polonya çalışmasından bahsetmiştim. Polonya'da da yine bir yeni bir halk yaratma isteğiyle toplumdaki farklılıkları göz önünde bulundurmayan, toplumun tek bir yapıymış gibi düşünülmesini sağlayan ve sadece kendi destekçilerinin taleplerini yerine getirmeye çalışan bir bakış açısı demokrasi de güçleniyor bütün dünyada. Tabii aslında Brezilya, Latin Amerika ülkesi. Latin Amerika'nın hem coğrafi anlamda büyük bir ülkesi, nüfus olarak büyük bir ülkesi Arjantin'de beraber. Ve tabii bir yandan da önemli bir geleneğe sahip. Yani bu Amerika ile olan ilişkiler bağlamında uzunca bir süre Amerika'nın Latin Amerika biliyorsunuz arka bahçesi olarak görülüyordu. Junta diyebileceğimiz askeri darbeler fazlasıyla etkili oldu. Özellikle 1950'lerden 1985'lere kadar devam eden askeri denetim, askerin vesayetine devam eden yönetimleri gördük. İşte orada önemli kırılmayı İşçi Partisi'nin 1988'den itibaren yükselişi aslında sembolize ediyordu. Burada Lula da Silva'nın biraz işte karizmatik liderliğiyle, parti içerisindeki otoritesiyle ve asıl önemli olan yerel toplumsal hareketlerle ilişkisiyle beraber
Yeni ve farklı bir siyaset mümkün mü? Çizgisi tartışması başladı. Devamında yine PT'nin yani İşçi Partisi'nin Porto Alegre'deki belediye başkanlığı dönemindeki katılımcı bütçe uygulamasıyla bu başka bir siyaset mümkün mü meselesinin perçinlendiğini, olgunlaştığını görüyoruz. Devamında da Lula da Silva birkaç seçim kaybetse de en nihayetinde 2001'de seçimi kazandı ve 2002'de göreve başladı. Bu önemli bir değişimi sembolize ediyordu. Tabii benim yine doktora da çalışma konumdu ve bununla ilgili kitabım da var. Sosyal forumlar üzerinden de yine Brezilya'nın sosyal forumlara, dünya sosyal forumuna ev sahipliği yapmasıyla da işte bu başka bir siyaset, alternatif siyaset Latin Amerika ve özelinde de Brezilya eksenli olarak düşünülmeye başlandı. Nedir bu alternatif siyaset? En genel haliyle bakacak olursak tipik anlamda bir sosyalizm değil ama daha halkçı, kamucu hassasiyetleri olan kapitalizmin dışında alternatif yollar düşünen ve bunu demokrasiyle birleştirerek katılımcı demokrasiyle, radikal bir demokrasiyle belki toplumsal hareketlerin, yerelden gelen toplumsal hareketlerin gücüyle birleştiren yeni bir vizyondu. Siyasetin alanını ve tartışma konusunu halkın ve ezilenlerin, yerlilerin çizgisine doğru çekmeye çalışıyordu. Çünkü Brezilya'da da Amerika destekli elitlerin, beyaz göçmenlerin belki diyelim, daha da eskiye gidecek olursak yani sömürge geçmişinin devamı olarak beyazların üstünlüğünü, Hristiyan beyazların üstünlüğünü savunan tıpkı Amerika'da olduğu gibi kesimler, gruplar var ve dolayısıyla Brezilya burjuvazisi diyelim, Amerikan destekli bu burjuvazi, yerlilerin, siyahların işte ve diğer demokrasi talebinde bulunanların taleplerini uzun süre askerle de işbirliği yaparak vesayet, askeri vesayetle beraber bastırmıştı. İşte onun karşısında alternatif başka bir vizyon gelişti PT'nin ve Lula da Silva'nın liderliğinde. İki dönem başkanlık yaptıktan sonra Lula da Silva daha sonra yine iki dönemde bu kez Dilma Rousseff yine PT'nin adayı olarak seçildi. Dolayısıyla toplamda bakacak olursak bir 10 yıl, yaklaşık 20 yıl daha doğrusu bu İşçi Partisi'nin sosyal demokrasiden biraz daha solda, sosyalizmden biraz daha sağda diyebileceğimiz alternatif sol vizyonuyla beraber olaylara, gelişmelere sahne oldu. Ama tabii bu süreçte önemli iç tartışmalar da yaşadılar. Lula da Silva'ya yönelik yolsuzluk suçlamaları, Petrobras üzerinden devam eden tartışmalar ve tabii hem Dünya Kupası hem Olimpiyatlar gibi iki büyük organizasyonu kısa sürede yaptılar. Bununla ilgili harcamalar. Bu harcamalar sırasında işte özellikle bu büyük kentlerde São Paulo, Rio de Janeiro gibi kentlerdeki dış mahallelerin favela deniyor onlara. Favelalara yönelik ayrımcı uygulamalar, işte duvar çekmeler, onların gelmesini engellemeler vesaire. Bunlara yönelik sol bir partiden, sol eğilimli bir partiden beklenmeyecek davranışlar da sürdü. Dolayısıyla açıkçası PT tabanla temasını yavaş yavaş azalttı. Bu biraz da yine Brezilya'nın siyasal sistemiyle ilgili. Ona da kısaca değinmek gerekirse çok fazla parti var. Başkan seçilen, adayını başkan seçtiren parti parlamentoda işte iki kanatlı mecliste çoğunluğu elde edemiyor. Yani %20-25 arası belki 30'lara en fazla varan oylar alıyorlar. Dolayısıyla diğer partilerle işbirliği yapmak zorundalar. Bu partilere de dolayısıyla bakanlık veriyorlar, bazı tavizler veriyorlar. Buna koalisyonel başkanlık deniyor. Yani bir koalisyon var ve çok geniş kapsamlı bir koalisyon. 10 partinin bazen girdiği koalisyonlar. Ve onun karşısında da işte başkanın ve başkan yardımcısı olarak da genellikle işte muhalif bir partiden biri seçiliyor. Bir denge sürdürmeye çalışıyor. İşte PT bu dengeyi yerleşik siyasetle, bu merkez güçlerle kurmaya çalıştığı için zamanla tabanla bağını kopardı. Toplumsal hareketlerle, yerel tartışmalarla bağını kopardı. Ve tam da yine bu bizdeki gezi zamanına denk gelen Haziran günleri olarak bilinen Haziran 2013'teki protestolarla Brezilya önemli derecede sarsıldı. Burada işte bu tartışmada şeylerle ulaşımdaki ücretlerle ilgiliydi. Buradaki serbest taşıma hakkının ortadan kalkması, ulaşımlara gelen zamlar, fiyatlara gelen zamlarla beraber gençlerin sokağa döküldüğünü görüyoruz. Ama o tartışma bir anda çok hızlı bir şekilde işte PT'ye ve Dilma Rousseff'e yönelik protestolara dönüştü. Dilma Rousseff'in işte çirkinliğiyle, onu lezbiyenlikle suçlayan şeylerle, suçlamalarla, ondan sonra ateistliğiyle vesaire aşırıya kaçan ve açıkçası saçma sapan hale gelen bir dizi, protesto dizisi oldu. Dilma işte dışarı diye sloganları vardı.
Dolayısıyla orada hareketin şeyi, seyri çok hızlı bir şekilde sağ popülizme, aşırı sağa doğru savruldu. Daha önceki o şeyin, PT'nin çeşitli sosyal adalet uygulamalarına yönelik büyük tepkiler ortaya çıktı bu orta sınıfta. Özellikle São Paulo burada önemli bir kent olarak belirdi. İşte Bolsonaro böyle bir arka plandan geliyor. Yani sosyal demokrasinin, işte Brezilya solunun çeşitli derecelerdeki dejenerasyonu, hataları ve tartışmalarının içerisinde bir anda alternatif bir yıldız olarak parlıyor. Aslında Bolsonaro yine çok eski bir siyasetçi değil. Eski bir asker, emekli bir asker. İşte senatörlük vesaire yapıyor ama güçlü bir siyasal figür değil. Bir siyasal parti kontrol ediyor. Çok sayıda parti olduğunu söylemiştim. O partiden adaylığını koyuyor. O partide %1 civarında oy alan bir partiydi. Ve hızlı bir şekilde o partiyi dönüştürüyor. Ve işte bu sosyal medya uygulamalarıyla, oğluyla ve akrabalarıyla beraber hızlı bir şekilde bu medya dilini de, ajitatif medya dilini de kullanarak yakın geçmişe karşı bir öfke patlamasıyla beraber, aynı hikayeyi Polonya'da da değinmiştik, o sağ popülizmin yarattığı tepkiyi kendisine topluyor. Yani yakın geçmişe karşı öfke, çeşitli ekonomik krizlerin, yapısal krizlerin sonucunda ortaya çıkan tepkileri kendisine toplama. Ama bir yandan da buna dair aslında hiçbir önerisi yok. Kendi açıklamaları, ben ekonomiden anlamam şeklinde. Ve ekonomiyi de zaten çok hızlı bir şekilde, ekonomiyle ilgili bakanlıkları yine bu düzenin içerisinde, yani bu beyaz Brezilyalıların hakim olduğu düzenin içerisindeki çok sembolik isimlere bırakıyor. Onlara devrediyor ve teknokratlardan oluşan bir hükümet kuruyor. Dolayısıyla Bolsonaro'nun sembolize ettiği hat aslında neoliberalizmin sembolize ettiği hattı çok yakından sembolize ediyor, şeyi, karşılık geliyor diyelim ona. Yani ekonomiye uzmanları bırakalım ve biz halkın tepkilerini bir şekilde yönetelim. Dolayısıyla işte o Brezilya sağını kendisinde, tırnak içinde o popüler tabirle, konsolide ettiğini, bölünmüş Brezilya sağını kendisinde birleştirdiğini söylemek mümkün. Tepkileri, krizi bir şekilde o tavırlarıyla, işte karizmatik otoritesiyle, kişisel yetenekleriyle ve tabii ekibinin de, bu sosyal medya üzerinden kurduğu ekibinin de söylemsel yönetimiyle başarıyı kazandı. Ama görüldüğü o ki, yani o görünen o ki, Brezilya işte o yakın dönemdeki sosyal adalet hedefli politikalardan hızlı bir şekilde uzaklaşıyor ve bunun yaratacağı yeni sosyal tepkiler, sosyal patlamaların da olması bekleniyor. Bunu tabii korona meselesinde gördük, yani bunun önemli olmadığı vesaire şeklinde, işte dış güçlerin oyunu olduğu bağlamındaki o komplo teorilerine sarıldı. Aynı hattı şeyde, Trump da işte Çin'i suçlayarak sürdürmüştü. Dolayısıyla Brezilya'da Bolsonaro'nun yükselişi o PT'nin, İşçi Partisi'nin çeşitli başarısızlıklarının bir sonucu ve dağınık siyaset, Brezilya'nın dağınık siyaseti içerisinde de bir lider figürünün, Lula da Silva'dan sonra beliren karizmatik lider figürünün toplanması. Tabii ki burada Brezilya burjuvazisinin, ana akım medyanın Bolsonaro'yu parlatmasının ve onu öne çıkarmasının da etkisi büyük. Dolayısıyla bu sağ popülizmin tipik bir örneği diyebiliriz. Yani tepkiyi ve nefreti kullanıyor, korkuyu kullanıyor, dışlayıcı söylemleri kullanıyor ama onun dışında önerdiği alternatif bir demokrasi önerisi yok. Zaten sağ popülizmi tehlikeli hale getiren de bu. Yani öneri olarak liberal demokrasiyi köklü bir şekilde dönüştürücü bir öneride bulunmaması. Dolayısıyla burada Brezilya toplumsal hareket, protesto geleneğinin güçlü olduğu bir ülke. Brezilya'nın nereye gideceği, ülkenin nereye doğru akacağı, biraz daha o protestoların nereden nereye doğru ilerleyeceğiyle ilgili diyebilirim. Brezilya'nın yakın geçmişi ve Bolsonaro'nun yükselişiyle ilgili genel bir özet yaptım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.